Hicretin 23. yılı Zilhicce ayının 27. gününün sabah namazı vakti. İslam toplumunun önderi olan Hazreti Ömer, Müslümanlara namaz kıldırmak için mescide gidiyordu. Nizama ve intizama aşık olan Hazreti Ömer, arkalardan başlayarak safları düzelterek geliyor, mihraba geçiyor ve tekbir getirip namaza başlıyordu. Tam Fatiha'ya başlayacağı anda Ebu Lülü'e künyeli Firuz isimli mecusi köle iki saf arkadan bir anda ileriye doğru fırlıyor ve sinesinde sakladığı zehirli hançeri İslam'ın ikinci halifesi olan Hazreti Ömer'in sırtına vurmaya başlıyordu. Hazreti Ömer yediği hançer darbeleriyle yere yıkılıyor ve ağır yaralı bir biçimde evine taşınıyordu. Namazları yarım kalan cemaatin önüne Abdurrahman bin Avf geçiyor, onlara namazlarını kıldırıyordu. Namazdan sonra Müslümanlar akın akın halifenin evine doğru koşuyor ve onun artık vefat yolunda olduğunu kanlar içerisindeki haline bakınca anlıyorlardı. İnsanlar 10,5 yıldır kuvvet, adalet ve rahmet ile kendilerini yöneten Hazreti Ömer'den şöyle bir talepte bulunuyorlardı. Ey müminlerin emiri, ne olur bize kendinden sonraki halifeyi seç. Eğer sen seçersen kimse senin bu seçimine itiraz edemez. Bu teklifler ısrarla çoğalınca Hazreti Ömer diyordu ki, ben 10,5 yıldır sizin sorumluluğunuzu taşıyordum. Zaten bu sorumluluk benim belimi bükmüştü. Şimdi siz bana aynı sorumluluğu öldükten sonra da mı taşıtmak istiyorsunuz? Hayır, ben sizi aynen Allah Resulü'nün bıraktığı gibi bırakacağım ve sizin işinize karışmayacağım. Kendi işinizi size havale edeceğim. İnsanlardan bazıları, ey müminlerin emiri, bize oğlun Abdullah'ı halife olarak atasan olmaz mı? Gerçekten Abdullah bu işin hakkı ile üstesinden gelebilecek biridir, dediler. Hazreti Ömer bu teklife öyle bir hiddetlendi ki, hayır vallahi, ben ne oğlumu ne de ailemden başka birini bu işe ulaştırmayacağım. Eğer bu iş güzel bir işti ise biz zaten buna eriştik. Ama eğer bu iş zor ve sorunlu bir işse ki öyledir, bir evden bir kurban yeter, dedi Rabbim.